Bismillahirrahmanirrahim. Bakara suresinin son iki ayetini teşkil eden 285 ve 286. ayetleri dil yönünden inceleyeceğiz. Bu bağlamda bu ayetlerin irabına, sarfına, belagatına ve kıraatine değinmeyi hedefliyoruz. İrab ile başlayalım. Amene kelimesi, fiili nedir? Fiil-i mazidir. Fetha üzere mebnidir. Çünkü son harfinin fethalı olduğu zaten görünüyor. Her fiile bir fail lazım. Tabi fiil tam ise. Bu tam bir fiil. Faili er-rasul kelimesidir. Zamme ile merfudur. Bi yani ba harfi cerdir. Ma ise ismi mevsuldür. Sükun üzere mebnidir. Son harfin çünkü harekesi yok. Sükunlu olmak demek hem bildiğimiz yuvarlaklı cezim işaretinin olması manasına gelir. Hem de hiçbir harekesinin olmaması manasına da gelir. Buna göre sükunluk ikiye ayrılır. Bir, o bildiğimiz yuvarlak cezim işaretli olan kelimeler sükunludur. İki, o da yok, hiçbir harekede yok. Ona da sükunlu deriz. Bu yüzden ma kelimesi burada sükun üzere mebnidir. Ama mahallen mecrurdur. Çünkü başında ba harfi cer var. Ba sebebiyle ma burada mahallen mecrur olmakta. Bima bunlar car mecrur. Amene fiiliyle mutalliktir. Oraya bağlıdırlar. Unzile meçhul bir mazi fiildir. Fetha üzere mebnidir. Son harfte fethayı açıkça görüyoruz. Faili müstetir bir zamirdir. Onun da yani hüve zamiridir. Bunun müstetir oluşu, burada müstetir oluşu cevazendir. Cevaz yani caizdir. Esasen zamir gizli olmayabilirdi de. İleyhi, geç ileyhe geçmeden önce ma isim mevsul idi. Unzile bir fiil cümlesi, fiil, fail. Bu bir cümle. Bu cümlenin yaratan mahalli yok. Çünkü sıra cümlesi. Onu da hatırlatalım. İleyhi'ye baktığımızda burada bir adet car ve mecrur görmekteyiz. Bunlar ünzile fiiliyle mutalliktir. Min rabbihi, min yine harfi cer olmakta. Rab onun mecruru. Rab aynı zamanda muzaf. Hi de Rab kelimesinin muzafın ileyhi olmakta. Sondaki hi yani ha zamiri muttasıl bir zamirdir. Mahallen mecrurdur. Vel müminune'deki vav atıf harfidir. El müminune burada mümin kelimesi er rasul kelimesi üzerine atfedilmiştir. Buna göre er rasul matufun aleyh mümin matuf vav da atıf harfi olmakta. Mümin kelimesinin merfu olduğu aşikardır. Merfu olduğun alameti buradaki vav'dır. Müminine olsaydı cer veya nasb halidir derdik. Peki sondaki nun neyin nesi? Bu ne olarak adlandırılmakta? Bunun da tenvinden ivazdır. Yani müfretlerde tenvin raf alametiydi. İşte cem-i müzekker salimlerden nundur. Dolayısıyla o tenvinden ivazdır. Ondan bedeldir. Küllün amene. Küllün burada küllün aslında küllühüm demektir. Küllühüm. Burada ne olmuştur? Hüm zamiri hasfedilmiştir. Bundan kasıt da işte er-rasul ve müminlerdir. Er-rasul ve müminun. Bunlar kastedilmekte. Burada hum zamirinin hasfedilmiş olmasından ötürü ondan bedel olarak lambda tenvin vardır. Bedeldir, ivazdır bu tenvin. Biliyorsunuz tenvinler kısım kısımdır. Hani kitaba göre değişir. Kimisi farklı adet vermiş olsa da kabul edilen görüşe göre tenvinler dörde ayırabiliriz. Temkin tenvini, tenkir tenvini, mukabele tenvini ve ivaz tenvini. İşte buradaki lam ivaz tenvinidir. İvaz tenvini de cümleden ivaz, isimden ivaz ve harften ivaz olarak üçe ayrılabilir. Daha geniş ayrıntı için İbn-i Akil'in
şerhine bakılabilir. Bununla birlikte buradaki kül mübtedadır. Merfu olduğu aşikar, zamme ile merfu. Küllünden sonra amene gelmekte. Amene de yine mazi fiildir. Fetha üzere mebnidir. Nereden anlıyoruz? Son harfinde fethayı aşikarca görüyoruz. Faili hü olmakta. Hüvenin gizli oluşu caizdir. Vacip değildir. Bu bir fiil cümlesi tabi. İşte amene fiil, hü ve fail olarak bunlar bir fiil cümlesidir. Fiil cümlesi olarak kül müptedasının haberi olmaktadır. Haberini teşkil ediyorlar. Dolayısıyla amene ve hüve faili fiil bunlar bir cümle olarak mahallen merfu olmaktadır. Billahi ba harficer Allah lafzı onun mecruru olmakta. Bunlar da yine amene ile mutaalliktir. Allah lafzı söyledik, mecrur dedik, ba harfi cer dedik. Bununla birlikte burada farklı takdiri de yapılabilir. Biz yine kolay, rahat anlaşılacak olan takdirlerden bahsediyoruz. Ve melaiketihi, burada yine bir vav. Vav burada atıf harfi olmakta. Melaiketi kelimesinin mecrur olduğunu görmekteyiz. Sonlarındaki işte hi olsun, kütübihi'nin sonundaki hi, rusulihi'nin sonundaki hi, bu hilerin tamamı için bunların hepsi muttasıl zamirdir. Hepsi de kesre üzere mebnidir ve mahallen mecrurdurlar. Çünkü bitiştikleri kelime muzaf olur. Yani melaike kelimesi muzaf, hi muzafın ileyh. Kütüb kelimesi muzaf, hi muzafın ileyh. Rusul kelimesi muzaf, hi zamiri muzafın ileyh. Aradaki vavlar atıf harfleridir. Bunlar hepsi nereye atfedilmiş? Allah lafzına. Yani vav atıf harfi, Allah lafzı matufun aleyh, geridekiler hepsi matuf olmakta, atfedilmiş kelimeler olmaktadırlar. La nüferrigu'ya baktığımızda buradaki la nafiyedir, bir amel söz konusu değil. Nüferrigu kelimesi fiil muzaridir, zamme ile merfu olduğu aşikar. Bunun da faili bu sefer vücubi olarak gizlidir. O zamirde nahnu olmakta. Yani fiil fail, nahnu fail. La nüferrigu fiil cümlesi burada hal olmakta. Dolayısıyla mahallen mensuptur. Beyne burada zarf-ı mekandır. Nasb alametinin fetha olduğu açıktır. Nüferrigu kelimesiyle mutalliktir. Ardından gelen ehad kelimesi beynenin muzafun ileyhi olmakta. Cer alametinin kesre olduğu aşikar. Min rusulihi min harfi cer. Rusul onun muzaf, onun pardon mecruru, yani min harfi cer. Rusul onun mecruru. Rusul aynı zamanda muzaf. Hi de onun muzafun ileyhi olmakta. Buradaki muttasıl zamir, hi'den bahsediyoruz. Muttasıl zamir aynı zamanda mecrur. Tabi mahallen mecrur. Çünkü zamirler mebnidir. Lafzen irab alamazlar. Ve galu, buradaki vav müstenefe vavıdır. Galu fiil mazi zamme üzere mebni. Çünkü cemi vav kendisine bitişmiştir. Aradan bundan sonra gelen elif, elifi farika, tebareke, yani Mülk suresinde değinmiştik buna. Buradaki vav mahallen merfudur. Çünkü zamirdir, ancak mahallen irap olabilir ve faildir. Galu fiilinin faili. Semi'na, bu da fiil mazidir. Sükun üzere mebni burada. Niye? Çünkü kendisine na zamiri bitişmiş. Na ile bitişen maziler sükun üzere mebni olurlar. Buradaki na da muttasıl bir zamirdir ve sükun üzere mebnidir. Nereden bahsediyoruz? O da mahallen merfudur. Çünkü burada na zamiri fail olmaktadır. Aynı şey edana için de geçerlidir. Gufraneke, bu mef'ulü bih'tir. Fiil nerede denilirse nedlubu. Yani biz talep ediyoruz gufraneke, bağışlanmayı şeklinde. Gufraneke'nin sonundaki kaf muttasır bir zamirdir. Fetha üzere mebnidir. Mahallen mecrur, çünkü izafet var. Buradaki gufran bir isim. Kaf da onun muzafun ileyhi olmakta.
Rabbena, Rabbena burada münada olmakta mensuptur, hasfedilmiş bir fiil nedeni ile. Buranın aslı, yani aslı ya Rabbena'dı. Rabbenaların başında bir ya vardır. Buradaki na mütekellim zamiridir. Sükun üzere mebnidir. Mahallen mecrurdur izafet nedeni ile. Çünkü Rab isim mi? İsim. İsme bitişen zamirler mecrur zamir olurlar. Muzaf ileyh konumundalar. Ve ileyke'deki vav yine müstenefe vavıdır. İleyke de ila harfi cerke zamir olarak değerlendirildiğinde car mecrur deriz. Bunlar mukaddem haber ile mutalliktir. El mesir. Mesir kelimesi burada müptedadır. Tabi muahhar müpteda olmakta. Zamme ile merfu durumda olduğu aşikardır. Buradaki ileyke el mesir cümlesinin İrab'tan mahalli yoktur. Yani, ve ileyke sanadır ne el mesiru dönüş. La yükellifullahu buradaki la nafi olmaktadır. Kendisi için bir amel söz konusu değil. Yükellifu kellefe yükellifu fiil muzaridir. Zamme ile merfudur. Faili burada Allah lafzı olduğu aşikardır. Nefsen mef'ulü bih olmakta, mensup olduğu aşikar, fetha almıştır. İlla istisna edatı, vüs'aha burada müstesna konumunda. Vüs'aha'nın sonundaki ha muttasıl bir zamirdir. Sükun üzere mebnidir, mahallen mecrurdur. Çünkü vüs'ü bir isimdir. İsme bitişen zamirler mecrur konumunda olurlar. Leha nedir? Car ve mecrurdur. Bunlar da yine mukaddem haber ile mutallik. Ma'ya baktığımızda ma isim mensuldür. Sükun üzere mebnidir. Mahallen merfudur. Çünkü mübtedai muahhardır. Yani muahhar bir mübtedadır. Kesebet. Kesebet fiili mazi. Sükun üzere, pardon, fetha üzere mebnidir. Sondaki T kelimenin aslından olmadığından kesebe kelimenin aslına bakıyoruz. Asli olan son harfi neyse ona göre irab verilir. Fethalıdır ba, öyleyse fetha üzere mebni mazi fiildir deriz. Sondaki ta'u te'niz ve nesik ta'sıdır. Kendisi için bir irab söz konusu değildir. Kesebet fiilinin faili hiye'dir. Hiye zamiri. Tabi görünmüyor. Müstetir bir zamir. Müstetirliği cevazendir. Yani müstetir olmayabilirdi de. Buradaki kesebet ma'yı mevsulden sonra geldiğinden ötürü kendisi için irabtan bir mahal söz konusu değildir. Aleyha mektesebet, aradaki vav harfinden dolayı aleyha mektesebet nedir? Matuftur. Dolayısıyla mektesebet ile aynı irabı alacaktır. İrabında bir değişiklik söz konusu değil. Rabbena geldi tekrar. Rabbena ya Rabbena demekti. Buradaki Rab kelimesinin mensup olduğu aşikar. Aynı zamanda Rab burada muzaftır. Na da muzafın ileyh olmakta. La bir harf. Tuahiz'e baktığımızda fiil muzaridir. Tuahiz. Na fiil muzari olmakta. La'dan dolayı fiil muzarinin mezzum olduğu görülmektedir. Faili burada müstetirdir ve vücubi olarak müstetirdir. O da ente olmakta. La tuahiz ente manasında. Sondaki na burada muttasıl bir zamir olmakta. Sükun üzere mebnidir. Mahalle mensuptur çünkü mef'ulü bih'tir buradaki na. İnne Sina'daki in nedir? Cizim ve şart harfidir. Hem cezmeder hem şart manasına gelebilir. Nesina fiil mazidir. Sükun üzeri mebnidir. Çünkü kendisine mütekellim zamiri bitişmiştir. Mahallen mezumdur. Çünkü şart fiilidir. Sonundaki na, Nesina'nın sonundaki na muttasıl bir zamirdir. Sükun üzeri mebnidir. Mahallen merfudur. Çünkü faildir. Burada takdim tehir var. İşin aslı innesina felâ tuâhizna demektir. İnnesina felâ tuâhizna manasına geliyor. Buradaki ev atıf harfi ahdana'ya baktığımızda matuftur nesinan üzerine, dolayısıyla aynı irabı alacaktır. Ardına gelen Rabbena iki defa geçtiği için aynı şeyi anlatmayalım.
la tahmildeki vav atıf harfi olmakta. La burada cizim harfidir. Dua manası da içermekte tabi. Tahmil kelimesi tuahiz ile aynı irabı almaktadır. Aleyna'ya baktığımızda car mecrur burada tahmil ile mutalliktir. Car mecrur nerede? Ala harfi cer nadonu mecrur olmakta. İsran meful bihtir, mensuptur fetha ile, bu da aşikar. Kema'ya bakalım. Kema'daki kaf harfi cerdir. Ma mastariye olmakta. Hameltehu'daki hamelten, hamile veya hamele, bu kök görüldüğü üzere sükun üzere mebni bir fiil. Fiil mazi yani. Hamel te, hamel lamdan sonra gelen ta ise burada mutarrik ref zamiridir. Muttasıl olduğu açıktır. Fetha üzere mebnidir. Mahalle merfudur. Çünkü faildir buradaki ta zamiri. Hamelte hu, ta'dan sonra gelen ha ise o da muttasıl zamirdir ve zamme üzere mebnidir. Hu zamiri. Mahalle mensuptur çünkü mef'ulü bih'tir. Hameltehu cümlesi ma'dan sonra gelmiştir. Değil mi? Kema, ma'dan, sıladan sonra gelmiştir. O yüzden kendisi için İrab'tan bir mahal söz konusu değildir. Alellezine, ala bilinen harfi cer. Ellezine isim mevsul olmakta. Fetha üzeri mebnidir. Mahallen mecurdur. Çünkü ala'dan sonra gelmiş. Mahallen mecur bu yüzden. Min kablina'ya baktığımızda car mecrur gözükmekte. Ardından Rabbena. Rabbena irabı birkaç defa geçti açıkçası. Ardından gelen vav atıf harfidir. La tuhammil, bu da matuf olmakta. La tahmil aynen üzerine atfedilmiş. Dolayısıyla aynı irabı alacaktır. Ma la dagata'ya bakıyoruz. Buradaki ma isim mevsuldür. Mebniyun ale sükun derler. Yani sükun üzere mebnidir. Mahallen mensuptur. Çünkü ikinci mef'ulü bih olmakta. Ardından gelen la'ya baktığımızda buradaki la nafiyedir. Cinsini nefeden la. İnne ile aynı irabı almakta. Aynı irabı yapmaktadır. Yani aynı işi yapmakta. Dagat kelimesi onun ismi olmakta. Dagat kelimesi fetha üzere mebnidir. Mahallen mensuptur. Lena'ya baktığımızda car mecrur görmekte. Bu car mecrur da la'nın haberi ile mutalliktir. Ama nasıl bir haber bu? Mahzuf. Yani hasfedilmiş, yazıda görünmüyor. Bihi de aşikar, ba harfi cerhi burada zamir olmakta. Muttasıl mecrur zamirdir. Mahallen mecrur. Buradaki la dagate lena bih sıla cümlesi olduğundan İrab'tan mahalli yok. Çünkü ma'dan sonra gelmiştir. Va'fudaki vav atıf harfidir. Ardından gelen fiil dua manasında emri hazırdır. Mebnidir ne üzere? Son harfinin hazf edilmesi üzere. Yani illet harfinin hasfi üzere mebnidir. Çünkü kelimenin sonunda vav vardı. Vav harfi burada hasf edilmiştir. Anna car mecrur, bu da az önceki fiilimiz ile mutallik olmakta. Gıfir lena'daki vav da atıf harfi, ardından gelen ıfir fiili burada matuf olmakta dolayısıyla. Ne üzerine hasfedilmiştir? Va'fanna diyorduk. İşte o onun üzerine hasfedilmiştir. Dolayısıyla aynı irabı alacaktır. Buradaki fiil de sükun üzere mebni olduğu açık. Son harfte sükunu zaten hepimiz görebiliyoruz. Lena desek, lena daha yeni geçti. La dagate'deki la dagate lena. Lena, lena aynı irab. Verhamna'daki vav yine atıf harfi. İrham emri hazır sükun üzere mebni olduğu aşikar. Na ise muttasıl bir zamirdir. Sükun üzere mebnidir. Mahalle mensuptur çünkü mef'ulü bih olmakta. Ente burada raf zamiridir. Munfasıl olduğu açık. Fetha üzere mebni. Mahallen merfu çünkü müptedadır. Mevlana'ya baktığımızda bu da müptedanın haberi olmakta. Yani entenin haberidir. İdi bu nasıl merfu diye sorulabilir.
Buradaki mefuluk mukadder zamme ile elif üzerine takdir edilen mukadder zamme ile elde edilmiştir. Tenzürden dolayı irab açığa lafzan yani açıkça görünememektedir. Sonundaki na'dan birazcık da bahsedelim. Na da muttasıl bir zamirdir. Sükun üzerine mebnidir. Mahallen mecrurdur. İzafet nedeniyle. Çünkü Mevlana burada ne? İsim. İsme bitişen zamirler ne olur? Mecrur olur. Muzaf leh olurlar. Fensuruna'ya baktığımızda erfa, buradaki fa harfimiz atıf harfi. Atıf harflerinden biri de fa'dır. Unsuruna, unsur fiil dua manasında yani emri hazırdır. Mebni yun ale sükun. Sükun üzeri mebnidir. Son harfinin sükunlu olduğunu açıkça görmekteyiz. Faili burada zamirdir. O da ente olmakta. Yani unsur ente. Sen yardım et. Na bize. Na dolayısıyla burada mef'ulü bih olmakta. Sükun üzere mebni muttasıl bir zamirdir. Ala harfi cer el kavmun mecruru olmakta. El kavm aynı zamanda mevsuftur. El kafirine de onun sıfatı olmaktadır. Bu arada cer mecrur nereye mutallik onu söylemeyi unuttuk. Buradaki cer mecrur unsur kelimesiyle mutalliktir. Kafirine'nin sonundaki nun yine tenvinden ivaz bir nun olmakta. Cem-i Müzekker salim nunları müfret isimlerde yer alan tenvinden ivazlı olarak gelmektedirler. Şimdi biraz da sarf yönüne değinelim. Amene kelimesi, fiili. Aslı emine. Emine. Yani sülalesi mücerredi. Emine idi. Bunu ifal babına yani ne diyelim? İfal babına aktarıldığı zaman mezit bir fiil yaptığımızda emine başında zaten hemze vardı. İfal babına aktarılırken bir hemze de zayit olarak ilave olarak getirilmeliydi. İki tane hemze yan yana olacak bu durumda. İki hemze cem oldu derler buna. Bu şekilde emene emene diye okundu. Kelimenin aslından olan hemzenin makablı meftuh yani fethalı olduğundan bu hemze elife kalbedildi. Sonra bu elif yazıdan silindi yani hasfedildi ve gizli bir met harfi olarak hayatına devam ediyor. Böylece amene kelimesi elde edildi. Yani ifal babından fiil mazidir. Müfett müzekker gaiptir. Ama kelimenin serüveni hakkında bilgi de vermiş olduk. Er Rasul kelimesi müfret bir isim. Rusul diye cimi mükesseri gelmekte. Ünzile, ünzile, enzele, ünzile. Nezele yenzilu mücerredi. İfal babına aktarıldığı zaman enzele oldu. Enzelenin meçhulü ünzile. Sahih, salim, mazi ve meçhul bir fiildir. Yani fiil mazidir, meçhuldür, ifal babındandır. Min Rabbihi'deki Rab kelimesi Rabbe yerubbudan mastardır. El müminune kelimesi amene fiilinden ismi faildir. Cem-i Müzekker salimdir. Küllün amene, amene az önce geçti. Allah lafzı özel bir isim. Celle Celaluhu. Meleki kelimesi, melek kelimesinin çoğuludur. Emlak diye de gelebilirdi. Kütüb kelimesi, kitabın, kütübün cem-i mükesserdir. Kitap kelimesinin cem-i mükesseri. Rusul az önce dedik. Rasul müfret. Rusul onun cemisi. Cemi mükesser yani. La nüferrigu. Nüferrik kelimesi. Ferraka yuferriku. Yuferriku yuferrigan yuferrigune diye çekim yaptığımızda. Üferrigu nüferrigu. Yani fiil muzarinin nefsi, mütekellim, mal, gayr kalıbıdır. Beyn ehri min rusulih. Rusul az önce geçti. Galu, gale, gale, galu, ecvefi, vavi, mazi bir fiil. Cem-i müzekker gaiptir. Semi'na, semi'adan, semi'a, yesme'udan. Semi'na ne olur? Semi'tu, semi'na. Fiil mazidir. Nefs-i mütekellim, mali, gayrdır. Ata'na, da'a, yedu'u, vavi, ecvef. İfal babına aktarılmış mazi nefs-i mütekellim mali gayr bir fiildir. Gufran kelimesi gafaradan mastardır. Rabbena az önce geçti. İleyki zaten fiil değil. El mesir, mesir kelimesi burada. Mastar mimi olmakta. Sara-i Siru'dan mastar mimi.
Sonuncu ayetimize başlıyoruz. Yükellifu kellefe yükellifu teklif faali faal sef'il sef'il babından muzari bir fiil. Nefsen nefis nefsün enfüsün nüfus diye gelmekte. Nefis müfett bir isim. Vüs'aha vüs'u kelimesi vesi'adan bir isim olabilir veya onun mastarı olabilir. Kesebet kesebe fiili, fiil mazi, müfret, müennes, gaibe olmakta. İktesebet, iktesebette iftial babına aktarılmış hali, yani kesebe fiili iftial babına aktarılmış, yine mazi, yine aynı kalıp. Rabbena, Rabbe, Rabbe yorubudan mastar, sanırım geçmişti. Tuahizna, tuahiz kelimesi, müfaale babından muzaridir, nehy hazırdır. La tuahiz hesaba çekme. İnnesina nesi kendisi nesiye mazisinden nefsi mütekellim maali gayr olmakta. Ev ehdana ehdana kelimesi de hatiye kelimesi mücerridi bunun. Hatiye ifal babına aktarılmış nefsi mütekellim maali gayr hali şu an karşımızda. Rabbena geçmişti. La tahmil. Tahmil de nehi hazır olmakta. Aleyna isran. İsran asar kelimesinin müfredi olarak geçmekte. Hamelte kelimesi, hamele kelimesi. Yani hameleden müfret, müzekker, muhatap bir mazidir. Alellezine min gabilen Rabbena la tuhamminna. Tuhamminna yine hamele kelimesinin hamele yuhammilu. Tuhammilu, tuhammil. La tuhammil. Nehi hazır olmakta. Yükleme. Entesan. La dagate. Dagat. Bu da daga yedugu. Daga yedugudan mastar takat kelimesi. Ve'fu ve'fu. Buradaki vav atıf harfi. Kelimenin aslında hemze var tabi. Yani şu anki halinde emri hazır hemzesi bu. Bu kelime afa ya'fu. Afa ya'fu kökünden emri hazır. Vavidir. Nak. Son harfin aslı vavdır. E'fe ve. E'fe ve. Vav illet mutaharrik ma kavli meftuh olduğundan o vav elife kalbedilmiştir. Bu elife de elif-i maksur denilmekte. Bu baptan emri hazır şu an bu hali. Gafir ve ilfir. Gafara yağfiru ilfir. Emri hazırdır. Hemzesi vasıldır. Hemzeyi vasıl. O yüzden gafir diyoruz da ve ilfir demiyoruz. Verhamna. Rahime yerhamudan emri hazır. İrham gelmekte. Mevlana'daki Mevla lafzı velayiliden mimli mastardır. Kendisiyle ismi fail kast edilir. Fensur unsur Nasara yensurdan emir hazır unsur hemze yine vasıl anel kavmil kafirin kavm kelimesi isim ekvam diyeceğimiz gelmekte kafir ise ismi fail olmakta kefara yekfuru kafirun kafirani kafirune kafirine isim fail cemi müzekker gaib. Bu hali anlaşıldığı üzere cer halidir. Cer halinde vav yerine ya harfi gelmekte. Şimdi kıraate değineceğiz. Kıraate geçtiğimizde önce bir kıraat-ı seb' dediğimiz yedi kıraat. Mütevatir kıraate göre önce bir okuyuş farklılıklarını göreceğiz. Ardından şazlara bakacağız. Mütevatir esasen 10 olsa da 7 tanesi üzerinde duracağız. 7 kıraat imamı vardır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 buradan aşağı doğru sıralanmış ve her birinin adı var. İşte Nafi bir kıraat imamı, İbni Kesir bir kıraat imamı bu şekilde devam ediyor. Bunlardan biri de İmamı Asım. Yani Türkiye'de ülkemizde daha çok İmamı Asım'ın okuyuşu bilinmekte. Gerçi dünya genelinde en çok bu alimin peşinden yani buna göre bu dizayna göre okuyuş devam etmektedir. Her kıraat aliminin 2 adet ravisi var görüldüğü üzere. İşte Nafi'nin Kalun ve Verş diye 2 adet ravisi var.
İbni Kesir'in Bezzi ve Kumbul diye ravileri var. Ebu Amr'ın Duri ve Susi diye var. Bu şekilde devam ediyor. İşte İmam Asım'ın da Şube ve Hafs diye var. Ne üzere okuyoruz esasen? İmam Asım'ın Hafs rivayeti üzerine, yani Hafs'ın İmam Asım'dan rivayet ettiği şekil üzere okumaktayız. Günümüzde ülkemizde çoğu okuyuş bu şekildedir. Ama diğerleriyle de okunabilir mi? Okunabilir. Çünkü mütevatirdir. Her biri değerlidir. Hiçbiri dışlanamaz. Nasıl Hanefi doğru sayıyorsak, Şafii dışlamıyorsak o şekilde bunlar da farklı mezheplerdir. El-Mushafu Şerif bir rivayet Bezzi an İbni Kesir. Amin Resulü'ye baktığımızda burada dikkat çeken tek nokta ileyhideki vurgudur. Onun dışında bir değişiklik göze çarpmıyor. El-Mushafu Şerif bir rivayeti Duri an Ebi Amr. Amin Resulü'ye baktığımızda mavi olarak ve fir burada görmekteyiz. İdgam var. Mavi idgamı göstermekte. Kırmızı yazıda imaleyi göstermektedir. Alel gavmil kafirindeki kafirin imale ile okunmakta. El mushafu şerif bir rivayeti duri anil kisai. O okuyuşta dikkat çeken kitabihi şeklinde yazılması. Kütübihi şeklinde cemil mükesser gelmemiştir. Yani muhalif bir harf var. Hafs'ın okuyuşuna, yazılışına göre bir muhalif, bir farklı harf söz konusu. Mevlana'ya baktığımızda burada da işmam söz konusu. Bir de kafirinde yine imale var. Mevla'da da yine imale var. El Mushafu Şerif bir rivayet Ebi Haris an-Nekisai. Dikkat çeken nokta yine kitap diye geçmiş olması ve Mevla'da imale var. El Mushafu Şerif bir rivayeti Hafs an Asım. Görüldüğü üzere hiçbir farklılık yok. Çünkü zaten bu şekilde okumaktayız. El Mushafu Şerif bir rivayeti Halef an Hamza. Burada da küllün amene diye gelmekte ama buradaki mavi sekti göstermekte seket. Kitap kelimesi yine kütüp değil kitap diye gelmiş. Nefsen yine mavi olarak işaretlenmiş. Yani bunlar neyi göstermekte tabii önemli. Sekt göstermekte. Bir de Mevla'da yine idgam, pardon hep idgam diyorum, imale var. El Mushafu Şerif bir rivayeti Hallat an Hamza. İmale ve kelimenin kitap diye geçmiş olması dikkat çeken nokta. El Mushafu Şerif bir rivayeti Hişam an Ebi Amir. Bir farklılık söz konusu değil. El Mushafu Şerif bir rivayet İbn Zekvan an İbn Amir. Yine bir farklılık söz konusu değil. El Mushafu Şerif bir rivayet Kalun an Nafi. Bir farklılık yine söz konusu değildir. El Mushafu Şerif bir rivayeti Kumbul an İbn Kesir. Dikkat çeken tek nokta Ünzile İleyhi'deki İleyhi Hafs rivayetine muhaliftir. El Mushafu Şerif bir rivayeti Susi an Ebi Amr. Birkaç idgam görmekteyiz. Maviler idgamı göstermekte. Mesela ileykel mesirille şeklinde idgam var. Maviler idgam muhalif dolayısıyla ve fi cillene kafir sürekli imali olarak karşımıza çıktı. El Mushafu Şerif bir rivayeti Şube an Asım. Amin Resulü'nde bir farklılık yine söz konusu değil. El Mushafu Şerif bir rivayet Veş an Nafi. Görmüş olduğunuz her renk bir farklılığı ifade etmekte. Dolayısıyla baya bir fark varmış diyebiliriz. Nafi'den rivayet. Kısaca şaz kıraatlere de değinelim. Amene er Resulü bima unzile ileyhi diye devam ediyordu. Vel müminune diye
yazılmakta ve amene el müminune diye şaz olarak kıraatlerde, yani şaz kıraat kitaplarında yer almakta. Buna göre amene er rasulü devam ediyoruz. Amene el müminune. Müminun kelimesi de yine amene ile gelmiştir. Kütübihi kelimesi kütbihi ta'nın sükunu ile okunmuştur. Kitabihi şeklinde zaten sürekli geçti. Rusulihi Ruslihi şeklinde de okunmuştur. Bunun dışında la nüferrigu, nüferrigu kelimesi yuferragu, yuferraga, pardon, yuferraga şeklinde okunmuş. Ra'nın fethası ile yani. Bunun dışında la nefruk şeklinde de okunmuş. La nüferrik şeklinde de okunmuştur. Buradan vüs'ü kelimesine geçelim. Vüs'aha diye okumaktayız ama bu vis'aha, vis'aha va'nın, yani vav harfinin essesiyle okunmuş, si'nin sükunu ile vis'aha şeklinde. Aynı zamanda vesi'aha, vesi'aha şeklinde de okunmuştur. Fiil-i mazi sayılmıştır. Vesi'a şeklinde. Ayrıca vesaha diye de okunmuş. Vav'ın fethası ile vesaha şeklinde okunmuş. Edebiyata baktığımızda amene ile müminun kelimesi aynı kökten türemiş kelimeler. Cinası iştikak denilmekte buna. Bunun dışında la nüferrigu beyne hadim min rusuli. Buraya bakıldığında bunda itnap söz konusu. İtnap neydi? Daha önce anlatmıştık. Bir de kema hameltehu alellezine min kablinaya baktığımızda burada ne var? Kema hameltehu alellezine min kablina derken kaf, kef harfi cerri var. Aynı zamanda teşbih edatı. Dolayısıyla burada teşbih sanatı vardır. Bir de icaz-ı hazif var. Bu okuduğumuz ne diyelim iki ayette. Vel mu'minun diye geçmişti. Vel mu'minun ne demektir? Amenu billahi ve rusulihi demektir. Bu manaya gelmekte. Kesebet ve ardından gelen iktesebet. Bunların arasında da bir söz, bir şey var. Yani kesebet denildiği zaman kesebet hayır manasında kullanılıyor. Şer hakkında ise iktesebe fiili kullanmakta. Bunların arasında tıbak sanatı var. Yani kesip kelimesi hayırda, iktisap, iktesebe kelimesi ise şerde kullanılmakta. Dolayısıyla arada bir itnap sanatı söz konusu. Bu şekilde videomuzu bitirelim.